Gündeme dair programından mutlu günler değerli izleyenler. Türkiye'de siyaset kazanı her geçen gün daha da derecesi yükselerek kaynamaya devam ediyor. Bugün partilerin grup toplantıları vardı. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli biliyorsunuz bu Katar'dan sınavsız tıp fakültesine öğrenci alımına dönük olarak iddialar vardı. T24 gazetesindeki bir gazeteci meslektaşımızın yaptığı bir haber sonrası Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bunu resmi hesabından paylaşmıştı. Tabii bunun asılsız çıktığına dönük iddialar var. Dün de biliyorsunuz Adalet ve Kalkınma Partili gençler Kayseri Adalet Sarayı önünde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'na 1 liralık tazminat davası açtılar ve orada açıklama yaptılar. Fitne sokuyorsunuz dediler. Bugün aynı konu Devlet Bahçeli'nin de gündemindeydi ve Devlet Bahçeli sınavların kaldırılması gerektiğini söyledi ve bir taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'na Katar'dan sınavsız öğrenci alımına karşı çıkılacakken bir taraftan da sınavların kaldırılması konusunu gündeme getirilmesi tabii hemen sonrasında da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında onun da gündemindeydi. Özür dileyecek mi dilemeyecek mi diye beklentiler varken tabii kendisi özür dilemedi. Kendi konuları vardı. Bunlara baktım. Hatırlayacaksınız tabii Sedat Peker organize suç örgütü lideri biliyorsunuz 10 tane video yayınladı ve 10 videonun ardından Türkiye gözünü ister istemez siyasal iktidarın cephesinde neler olup olmadığına, iddiaların araştırılıp araştırılmayacağına, soruşturulup soruşturulmayacağına bakarken siyasilerin gündemine geldi ve hukukun hiçbir şekilde gündemine gelmediğini hepimiz izliyoruz ve izlemeye de devam ediyoruz. 10 videonun ardından Sedat Peker yine tweetleriyle birlikte paylaşımlarını genişletiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi cephesini de dahil etmeye başladı. Özellikle eski genel başkan Deniz Baykal'ın işte yaşadığı cinsel olaylara dönük olarak iddiaları vardı. Bu iddialara dönük olarak Deniz Baykal cephesinden yapılan açıklamalar var ve suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Tabii pandemiyle mücadelede 1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kaldırılıyor. Toplu taşımada yaş sınırı tamamen engellenecek, kaldırılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saati düzenlenecek ve şehirler arası seyahatte bütün engeller kaldırılacak. Peki biz buna hazır mıyız? Her gün ölümler devam ederken, bir taraftan da vakalar artarken ve bir taraftan da Delta varyantı bütün dünyayı tehdit ederken, Avusturya başta olmak üzere bazı ülkelerde yeniden kapanma gündeme gelirken, Türkiye 6 ülkeyle çıkışları ve girişleri kapattı ama Rusya biliyorsunuz Delta varyantının en çok görüldüğü ülke ve oradan biz hala turist alımına devam ediyoruz. Böyle bir çelişki var. Tabii iktidar cephesiyle biliyorsunuz muhalefet cephesi arasında bir erken seçim gerilimi var. Muhalefet cephesi ısrarla erken seçime gidelim diyor. İktidar cephesi buna gerek olmadığı yönünde görüş bildiriyor. Yapılan anket sonuçları var. Yapılan anket sonuçlarında geçtiğimiz haftaki anket sonucuna göre baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu %26'lar bandındaydı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyu %39'lar bandındaydı. Son yapılan anket sonuçlarına göre baktığımızda ciddi bir fark var. Adalet ve Kalkınma Partisi geriliyor ama Cumhuriyet Halk Partisi yerinde sayıyor. Bugün de yine Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısını yineledi. Tabii erken seçim çağrısına dönük olarak yerellerde de ister istemez bir dinamizme dönük olarak bir hareketlenme var mı, bir heyecan var mı? Onu soracağız. Konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gonca Yelda Orhan bizimle olacak. Sayın Orhan hoş geldiniz yayınımıza. Sayın Yılmaz çok teşekkür ederim. Tabii hem turizmcisiniz hem de siyasetçisiniz. Biz pandemiyle mücadeleyle başlayacağız. Ancak bu pandemiyle mücadeleyi iki türlü ele alalım istiyoruz. Hem siyasetçi gözüyle hem turizmci gözüyle değerlendirmenizi rica edeceğiz. Öncelikle isterseniz bu pandemiyle mücadelede bir siyasetçi olarak siyasal iktidarın ve devletin yetkili organlarının vatandaşların bu sağlıklı pozisyonunda daha sağlıklı olabilmeleri açısından ürettikleri organizasyonları, faaliyetleri ya da ortaya koydukları mücadele yöntemlerini beğeniyor musunuz? Şimdi öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden itibaren hükümetin pandemiyle olan mücadelesi konusunda hep bir yol gösterici olmaya çalıştık. Yani bunu Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olsun, hem bizler olsun, hem genel merkez yöneticilerimiz olsun, genel başkan yardımcılarımız olsun. Bu pandemi hepimizin sorunuydu. Bu ne Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sorunu, ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu, ne Milliyetçi Hareket Partisi'nin, ne İYİ Parti'nin sorunu veya hiçbir siyasi partinin problemi değildi. Bu tüm dünyayı ilgilendiren, artı bizim de kendi içimizde Türkiye'yi ilgilendiren bir sorun olarak, bir hastalık olarak önümüze çıktı. Ve bu süreçte ilk günlerini şöyle bir düşünelim. Bu süreçte hep bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi olarak televizyonlardan olsun, sosyal medyadan olsun, genel başkanımızın grup toplantılarında olsun veya basına verdiğimiz demeçlerde olsun hep bir yol gösterici pozisyonunda kaldık. Yani evet siz hükümetsiniz,
Yöneten şu anda sizsiniz. Sağlık Bakanlığı sizde, hükümet sistemi sizde. Ama bakın bunları yapmazsak bu pandemiyle baş edemeyiz. Bu pandemi bütün dünyayı kasıp kavuruyor. Türkiye'yi de etkisi altına kısa zamanda alacak. Beni tekim aldı. Mart ayı itibariyle, 2020 Mart ayı itibariyle biliyorsunuz ki kapanmalar yaşamaya başladık. Bu 2 aylık bir aşağı yukarı 2-3 aylık bir kapanma süreci oldu. Şimdi bu kapanmaları bütün dünyanın her tarafında yaşandı. İşte Almanya'da yaşandı, Hollanda'da yaşandı, Amerika'da yaşandı, dünyanın birçok ülkesinde yaşandı. Ama bu kapanmalar yaşanırken insanlara evlerinde geçinebileceği kadar ücretler, yardımlar ödendi tabii ki. Veya geçen yılki vermiş olduğu bir esnafın, bir tüccarın geçen yıl vermiş olduğu vergi oranında bir destek yardımı oldu. Veya hangi işletme nereyi kapattı, ona göre geçen yılki sorunlarını, geçen yılki cirosuna bakarak destekte bulundu. Türkiye yapmadı mı bu desteği? Türkiye tabii ki bu desteği yapmadı. İşte kademeli olarak mesela esnafa işte hibe destekleri, işte kira destekleri. Sayın Yılmaz, esnafa kira ve yardım desteklerini nerede yaptı? Ben size söyleyeyim. Bir defa berber ve kuaförlere bir kereye mahsus olmak üzere 3000 TL'lik bir yardım yaptı. Evet. Geri kalanı küçük esnaf dediğimiz esnaf ve sanatkarlara bağlı olan kuruluştan aldıkları 25 bin TL'lik kredi, bakın kredi. Hı hı. Normal güncel şartlardan esnafa kredi verildi. Evet. Daha küçük ölçekli dediler, işte ayakkabıcısı, tamircisi, berberi, küçük kuaförü olmak üzere bunlara da 3000 TL'lik bir yardım yapıldı. 3000 TL bugün hangi kiranızı karşılar? Siz 24 aya yakın, 18 ayı geçkin bir süredir iş yerleriniz kapalı. Veya kapalı olmasa da müşteri gelmiyor sağlıksal açıdan kendini riskte gördüğü için. Aşı gelmemiş, hala insanlar o dönemde aşılanmamış. Siz bu dönemde hangi kuaförde veya hangi berberde işin olduğunu gördünüz? Biliyorsunuz insanlar artık kendileri makine alıp evlerinde tıraş olmaya başlamışlardı. Evet. Yani bir şeyi bile öldürdüler. Mesleği bile öldürdüler. Onun haricinde bana destek sunulan bir alan söyler misiniz? Bugün restoran ve kafeteryacılar 2 yıla yakındır kapalılar. Gel al hizmetleriyle veya paket servisle ayakta kalmaya çalışıyorlar. Her restoranın, her kafeteryanın bu hizmete mahsus bir düzeneği var mıydı ki siz paket servisine bu insanları yönlendirdiniz? Paket servisi yapamayan birçok restoran ve kafeteryacı var. Ve burada gayri resmi çalışan birçok garsonlarımız vardı biliyorsunuz ki. İster istemez yani bunlar günlük komisiydi, aşçısıydı, bulaşıkçısıydı. Hangi, nereden destekten faydalandılar? Kısa çalışma ödeneklerinde şartsız mı, her sigortalı personeline şartsız olarak mı verdiler? Hayır. Kısa çalışma ödeneklerinde de şartlı olarak ödeme yaptılar. Yani işte bir iş yerinde şu kadar zamanı, şu kadar günü dolduracaksınız. Yani bundan Mart ayında pandemi başladı. Şubat'ta başlattığınız veya tesadüfen 2 ay önce 1 Ocak'ta başlattığınız personelin sizin kısa çalışma ödeneği alamadı ki. Birçok insan işsiz kaldı. Birçok insan mağdur oldu. Yani nerede bu yardımlar? Biz sokaktayız. Halkın arasındayız. Ben daha hiç doğru düzgün yardım aldım veya destek aldım. Çok şükür devletime, hükümetime, ben bu sürede iş yapamazken evimde otururken bana baktı diyen bir hükümetle karşı karşıya değiliz maalesef. Yani pandemi sürecini siyasal iktidar doğru yönetemedi diyorsunuz. Tabii ki doğru yönetemedi. Şimdi siz hükümetin, devletin kaynaklarını sadece 5 tane yandaş müteahhitinize aktarırsanız, halkınıza 85 milyon insanın 75 milyonunu mağdur ederseniz bu halk da size bunun hesabını zaten sandıkta sorar. Yani kasa boş mu diyorsunuz? Kasa boş. Kasa boş olduğu için de 128 milyar dolara o yüzden mi soruyorsunuz? 128 milyar doları bu yüzden soruyoruz. Hem de şöyle düşünün, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletin, hı hı, bir pandemi sürecinde bunca yıl insanlar vergi ödemiş, maaşlarından vergi kesintisi yapılmış. Yani canıyla malıyla her daim devletin yanında olmuş ve bir sefer sıkıntıya düşmüş.
bir sefer sıkıntıya düşmüş. Devlete demiş ki ya bana bak demiş. Bak ki ben evimde oturayım demiş. O yüzden de biz zaten pandemiyle mücadele edildiğini inanmadık. Ediyormuş gibi yaptılar. Aslında hiçbir zaman mücadele etmediler. Kapamalar nasıldı hatırlarsanız? Herkesin elinde izin kağıdı. Vallahi herkes sokaktaydı. Evet. Herkesin elinde market poşeti. Herkes sokaklardaydı. Bugün üretim sektörünü, ihracatı ayakta tutmak için üretim sektörünü full çalıştırdılar. Organize sanayi full çalıştı. Bu insanlar, burada çalışan işçi kardeşlerimiz tramvayla, toplu taşımayla, otobüsle işlerine gittiler. Oradan hastalığı evlerine taşıdılar. Şimdi siz böyle bir durumda nasıl pandemiyle bir mücadele bekliyorsunuz? Peki, şimdi şunu merak ediyoruz. Her gün işte 5000'in üzerinde yeni vaka var. 50'nin üzerinde de ölüm var. Evet. Ve dolayısıyla biz normalleşmeye gireceğiz. Şurada kalmış 3 günümüz. Ama biz şu an sanki normalleşmeyi yaşıyor gibiyiz. İşte düğünler biliyorsunuz açıldı artık. Sınır biraz daha genişletildi. Katılım sınırı biraz daha genişletildi. Ve bir taraftan da bu ölümler artarken bir de delta varyantı çıktı. Ve biz yine normalleşeceğiz. Şimdi bir çelişki görüyor musunuz burada? Tabii yani ki bir nasıl çelişki. Bir çelişki görüyorsunuz? Bu çelişki nasıl giderilmesi lazım? Şimdi şöyle. Biz bu kapamaları, gene tekrar başa döneceğim. Biz bu kapamaları kış ayı boyunca düzgün bir şekilde yapmış olsaydık bugün ölüm sayımız 50'nin de altına düşmüştü. Hastalık sayımız da 5000'in altına düşmüştü. Biz Ocak, Şubat, Mart'tan itibaren devamlı şunu dile getirdik. Tam kapanma. Evet. Tam kapanma. Evet. Yani bu işte üretici çalışsın, inşaat sektörü çalışsın, imalat sektörü çalışsın değil. Tamamıyla ülkeyi bir tam kapatmaya 17 gün, 21 gün bir tam kapatma talep ettik. Yani o kapanma sürecinde halkın %40'ı yine sokaklardaydı. Tabii ki sokaklardaydı. Siz şimdi tam kapanma adına tam kapanma dediler. Biliyorsunuz 17 günlük bir tam kapanma yaşadık. Burada tam kapanan kimdi? Zaten 65 yaş üstü evindeydi. Evet. 18 öğrenci yaş 18 yaş altı, 20 yaş altı evindeydi. Bir de perakende sektöründe olan insanların iş yerini kapattınız. İşte, yani hizmet sektörü. Hizmet sektörünün ve perakende sektörünün. Yani şöyle Kayseri'yi gözümüzün önüne getirelim. Sivas Caddesi, Anaateli, NATO Caddesi, işte 27 Mayıs, Millet Caddesi, Anaatel üzerinde perakendenin yani günlük para kazananları siz gene eve bıraktınız yani. Evet. Olmaması gereken buydu. Yani halkın %40'ı çalışıp da %60'ı evinde olduğu sürece bu tam kapanma olmazdı. Biz bu tam kapanmaları doğru yapsaydık, %100 kapanmaya gitseydik, Adalet ve Kalkınma Partisi kongrelerinden, levelek kongrelerinden il il vazgeçmiş olsaydı evet. ve aşı konusunda yurttaşlarımıza, muhalefet partilerine doğru bir bilgi verilmiş olsaydı bu durumda olmazdık. Bakın aşı diye aylardır aşı diyoruz değil mi? Bakın aşı gelebiliyormuş aslında. Şimdi Haziran ayı itibariyle bir aşılamada ciddi hızlanma bir yol kat ettik. Evet, yol kat edildi. Şimdi bu aşılamanın da işte tartışılan boyutları var. İşte hala güvenmeyen bir toplum var. İşte bilim insanları arasında da aşı olmayın çağrısı yapan doktorlar da var. Tabii bu da tabii onun hakkında soruşturma başlattı ama şimdi biz bir de yerli aşıyı bekliyoruz ister istemez. Bu da gözümüze takılıyor. Bu aşı ya, konusunu aşı konusunda mesela kesinlikle hani koronavirüsten korunduğumuz söylenmiyor ama aşılamanın sağlıklı yapıldığına inanıyor musunuz? Şimdi şöyle ki toplum yeterince bilinçlendiriliyor mu hayır, yani? Hayır, sorun burada zaten. Bakın aşı konusunda ilk günden itibaren hükümetin yanlış bir politikası oldu. Aşı A aşısıydı, B aşısıydı, C aşısıydı. Hep bir tartışma alanı yarattılar aşı konusunda. Evet. İşte dediler ki yok biz Çin'le anlaştık. İşte direkt tedarikçi biziz dediler biliyorsunuz. Evet. Sonra biliyorsunuz ki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu direkt tedarikçinin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti devleti olmadığını biz tespit ettik. Arada bir aracı kuruluşun olduğunu tespit ettik hatırlıyorsanız bundan 3-4 ay önce ki bir grup toplantısında bunu dile getirdi. Evet. Biz aşı konusunda işte Çin'le 20 milyon doz aşı, 15 milyon doz aşı, 5 milyon doz aşı her seferinde halkı böyle bir oyalama ve kandırma taktiğiyle yol aldılar.
Zaten sorun burada. Aşıya güvensizlik derken aşı zamanında ve doğru hamlelerde gelmediği için halkta bir tedirginlik oluşmaya başladı. Evet. Çin'den geliyordu, yok Almanya ile anlaştık, BioNTech'le görüşüyoruz. O aşıydı, bu aşıydı derken halkta bir güvensizlik oluştu. Evet. Daha sonra Çin'den baktık ki aşı gelmiyor. Epeyce bir aylarca aşı bekledik biliyorsunuz. Şimdi eğer 17 günlük tam kapanma sürecinde biz hızlı bir aşılama yapmış olsaydık, onların deyimiyle tam kapanma, bizim deyimimizde değil, onların deyimiyle, hükümetin deyimiyle 17 günlük tam kapanmada çok seri bir aşılama yapmış olsaydık, bugün bilim insanı değilim ama aklım, fikrim var yani. Takip ediyorum da, gündemi de takip ediyoruz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem şahsım adına bu 17 günlük aşılamayı yapmış olsaydık bugünkü vakalarımız 5000'in altında olacağına eminiz. Veya her gün 50 tane yurttaşımızı kaybetmiyor olacaktık. Peki. Şimdi güvensizliği kendileri oluşturdular. Anladım. Yani şimdi, o kadar uzun bir süre sayılmaz. O kadar uzun bir süre arada aşıyı tuttular ki biz 2 aya yakın biliyorsunuz aşısız kaldık yani. Evet. Bu halkta senin toplum bağışıklığı açısından da bir ciddi bir sorun yarattı. Sorun yarattı tabii ki. Şimdi biz mesela yaz turizmini önemli ülkelerden biriyiz. Kullanan ülkelerden biriyiz ve dolayısıyla yabancı turisti ziyadesiyle kabul eden ülkelerden biriyiz. İşte geçen yılki kaybımızın 40 milyar dolarlar civarında olduğu vurgulanıyor. Ve bu yıl itibariyle biz işte İngiltere'nin işte ve Avrupa ülkelerinin, Rusya'nın Türkiye'yi güvenli ülke ilan edip seyahat yasaklarını kaldırmasına gözümüz çevrilmişti. Ruslar artık gelmeye başladı ama dikkatimizi çeken bir olay daha var. Delta varyantı. Evet, hepimizi endişelendiriyor. Rusya. Biz aşılanmış olsak dahi biliyoruz ki koronavirüs salgını hayatımızda bizimle birlikte taşıyıcı olarak dolaşacak. Şimdi biz bazı ülkelerle sınırları kapatacağız. Yine giriş çıkışları işte Bangladeş gibi, işte Cezayir gibi, işte Hindistan. Brezilya gibi, Hindistan gibi ülkelerle. Ama vakanın en çok görüldüğü ve bir günde 124 kişinin hayatını kaybettiği Moskova şehrindeki rekor kırılmış o gün. Biz Rusları almaya devam edeceğiz. Burada bir çelişki var Tabii mı? Tabii ki çelişki var. Bu tamamen ticari. Direkt ticari bir anlaşma yani. Yani aşıya güven olur mu yani? Ya şöyle. Rusya gelecek, işte aşılandık, bu bizi kurtarır diyebilir miyiz böyle bir şey? Hani bunu bu hükümetin zihniyetiyle yaşayarak göreceğiz yani. Sonuçlarına çünkü katlanacağız. Sonuçlarına katlanmak zorunda kalıyoruz. Bir kişinin aldığı bir kararla veya iki kişinin aldığı bir kararla bugün evet ben bir turizmciyim. Otelci arkadaşlarımız çok zor durumda. Kabul ediyorum. Seyahat ajantası arkadaşlarımız çok zor durumda. Ama bizim hepimizin amacı bu hastalıktan bir an evvel daha sıkı önlemlerle, daha düzgün önlemlerle hem halkı rahatlatalım, hem ülkeyi rahatlatalım, hem de en kısa zamanda sınırlarımızı rahat bir şekilde açalım. Şimdi bakın aylardır Rus turist geldi, geliyor, gelecekti. Biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 2 defa Rusya ziyareti yaptılar. Yani çünkü biz Rusya açısından, bakın Rusya bize güvenmiyordu. Kırmızı bölgeydi. Biz bu kırmızı bölgeyi turuncuya çevirdik. Biraz aşılamayla, biraz tabii ki toplum bağışıklığıyla turuncu noktaya çevirdik. Şimdi biz Delta varyantının olduğu ülkeden turist getiriyoruz. Tabii ki burada çok ciddi bir çelişki var. Bir turizmci gözüyle baktığımızda? Bir turizmci gözüyle baktığımda eğer sen otelcine, seyahat ajantacına, rehberine, transfer şirketine ciddi bir devlet desteği sunmuş olsaydın hiç kimse o turistin gelmesi için gözüne bakmazdı. Kısa ve net budur yani. Ama bir turizmci gözüyle, bir otelcinin bakış açısıyla söylüyorum. Evet, o turiste bu ülkenin ihtiyacı var. Evet. Bu otelcinin ihtiyacı var. Bu esnafın ihtiyacı var. Ve biz öyle bir haldeyiz ki düşünün, sağlığımızı feda etmiş konumdayız yani, halk sağlığını ve kendi sağlığımızı, çünkü öbür türlü gene ayakta kalamayacak bu insanlar. İşsizlikten, parasızlıktan, yokluktan ayakta kalamayacaklar. Yani ne, düşünsenize ne kadar zor bir durumda şu anda insanlar. Yani bir tarafta turist gelsin, kazanç kapılarımız açılsın, ama bir taraftan da bu turist bize hastalığı taşıyabilir, sağlığımızı riske ediyoruz. Ama karşımızda ciddi bir hükümet olsaydı,
750 milyar dolarları yandaşlarına havuz medyaları kurmak için dağıtmasaydı veya geçmediğimiz otobanlar, geçmediğimiz köprülere para ödemeyip de bu parayı kendi halkına, kendi esnafına, kendi tüccarına, kendi sanayicisine, kendi otelcisine, kendi ajantacısına dağıtmış olsaydı hiçbirimiz gözümüzü Rusya kapısına dikip bize Rus turist gelecek mi gözüyle bakmazdık. Peki. Hepimiz de güven içerisinde kendi interlantımızda, kendi nasıl Avrupa Birliği neyi öneriyor bize kendilerine biliyorsunuz. Avrupa içerisinde kalınıyor. Yani mümkünse Türkiye'ye gitmeyin diyor Avrupa Birliği. Biz de kendi içimizde yerli turistimizle veya güvenli ülkelerden alacağımız turistle birlikte bu yazı geçirmiş olabilirdik. Peki. Ama tabii ki bunların hepsi şimdi, parayla alakalı. Şimdi bütün dünyadaki toplumlar çok sıkıldı. Hiç alışık olmadığımız bir süreçle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz bir de Anadolu toplumu samimi olduğumuz için işte daha çok yakınlaşmayı seviyoruz. İşte tokalaşmayı, sarılıp öpüşmeyi falan çok seviyoruz birbirimizle. Ama bütün dünya toplumu dediğimiz gibi sıkıldı ve tatil yapmak istiyor. Şimdi Delta varyantı diyoruz. Rusya'da en çok görülen vaka diyoruz ve Türkiye'de de artık sıçradı. İşte İstanbul başta olmak üzere birçok kentte de görüldüğünü Sağlık Bakanı duyurdu. Şimdi bir taraftan da yerli turistler de korkuyor ister istemez. Delta varyantı var ve Antalya'nın hangi oteline gitsek Rus var diye. Piyasa nasıl? Yani bir taraftan böyle bir sıkıntı var ve bir taraftan şimdi, Türk vatandaşlar da, yerli vatandaşlar da sıkıldı. Onlar da tatile gidecekler. Sıkıldı, gerçekten. Piyasanız nasıl yani? Turizm piyasası ya, şu an canlı mı? Şu anda %100 bir canlılığa ulaşmış değiliz. Evet bir hafta 10 gündür bir hareketlenme söz konusu. Bir hareketlenme söz konusu. Tabii ki yurttaşlarımız çok sıkıldı. Herkes 1,5-2 yıla yakındır evinde. Evet. Artık sokağa yemeğe bile, ailesini alıp yemeğe bile çıkamaz durumda. Veya bir parka indiğinde polisle karşı karşıya kalmaktan artık o kadar bunaldı ki insanlar artık evinde. Evet bir talep söz konusu ama çok ciddi bir talep söz konusu mu? Maalesef ki çok ciddi bir talep söz konusu değil. Neden değil? Evet bunun sağlıksal hala bir güven sıkıntısı var. Hala aşılamanın, aradaki aşılama süresinin birinci aşıyla şu anda 18 yaşa kadar düştü ama birinci aşıyla ikinci aşı arası hala 40 gün. Evet. 40 günlük bir süre demek ki zaten sezonu kapatıyoruz demektir. Evet. Yani bugün 1 Temmuz'da aşılanan kişi 40 gün sonra yani Ağustos'un ortası gibi aşılanacak. İkinci aşısını olmuş olacak. Yani tam sağlıklı kendini hissettiği andan itibaren. O saatten sonra da Eylül'ün ilk haftası okullar açılıyor. Bu da bir handikapa düşüyoruz. Daha sonra fiyatlar tabii ki Ağustos, Temmuz sonu, Ağustos başı turizmde fiyatların en yüksek sezonun olduğu fiyatlardır. Fiyatlarımız, otel fiyatları maalesef ki euro ve dolar bazlı bütçededir. İster istemez burada da bir vatandaşımız sıkıntıya düşüyor. Evet. Her otel bütçesini euro ve dolar bazında yapar. Bugün dolar 8,5 bandını aşmış, euro 10 bandını aşmış bir durumda. Karşılaştıkları fiyatlar çok doğru fiyatlar değil yani bütçesini karşılayamıyor. 1,5-2 senedir birçok insan işsiz, evinde veya kısa çalışma ödeneğine tabi tutulmuş. Yani bu halkın aslında tatile gidecek şu anda gücü de yok, gücü de yok işin açıkçası. Şimdi tabii Türkiye'de birçok şey yaşanıyor. Siyaset kazanı her geçen gün kaynıyor. Ve bir taraftan da milli değerlerimiz ister istemez gözümüze çarpıyor. İşte tank palet fabrikasının ardından makine kimya. Şimdi işte eğitim, sağlık alanında muhalefetin birçok şikayeti var. Şimdi bir Türkiye siyasetinde neler oluyor desem gözleminiz ve Türkiye siyasetinin asıl sorunu nedir desem bize gözleminizi nasıl anlatırsınız? Nedir size göre en büyük sorun? Şimdi şu anda Türkiye... Yani vicdanen soracağız tabii bunu. Tabii ki. Şu yani anda Türkiye şimdi siyasetinin hep şöyle bir şey oluyor işte. Siyasetçilere sorun... bir şey sorduğunuzda siyasiler çıkıyorlar. Kendi cephelerinden şov yapıyorlar. Biz vicdanen Hayır, soruyoruz. Yani o siyasetçinin de vicdanına bırakıyoruz. Siz vicdanen nasıl şöyle yorumlarsınız? Ki, Türkiye siyasetinin en büyük gündemi bir ekonomi, iki sağlık. Evet. Şu anda. Yani ekonomi olmadan da sağlık olmuyor evet. Sayın Yılmaz. Evet. Yani şu anda yurttaşlarımız çok ciddi bir geçim sıkıntısında. Hı hı. Bakın şehrimizde biliyorsunuz gün geçmiyor ki intiharlar. Bu intiharların temel sebebine baktığımız zaman ekonomik kaygılar tabii ki. Yani bugün insanlar 2 yıldır evlerinde
dışarı çıkıp gezmek istiyor 1 Temmuz'dan itibaren, yemeğe gitmek istiyor veya bir tatile gitmek istiyor. Bakın biraz önce konuya geldik, buna alım gücü kalmadı. Evet. Yani bu ülkenin en büyük sorunu şu anda ekonomik kriz. Hmm. Euro 10 bandını aştı, dolar 8,5 bandını aştı. Hmm. Faizler %19. Evet. Enflasyon aldı başını gidiyor. Evet. Bugün maaşı alıyorsunuz. İlk günden maaşınız zaten sabah olmadan erimiş gitmiş oluyor. Evet. Bu ekonomik durumda. Gelelim ikinci sorunumuza, sağlık. Aylardır aşı dedik. Aşımız gelsin dedik. Aşılanalım. Toplum sağlığını koruyalım. Herkes ondan sonra işine baksın dedik. Evet. Ama biraz önce yine aynı konuya geldik. Delta varyantına. Hastalıkların 5000 rakamının altına düşmemesine, ölüm sayısında 50'nin altına düşmemesine. İkinci şeyimiz de sağlık. Üçüncü, bu ülkede artık çok ciddi bir cumhurbaşkanlığı tek hükümet sistemi. Gerçekten bu zarar mı veriyor? Tabii ki zarar veriyor. Şimdi düşünsenize, bir kişi sizin bütün geleceğinize, hayatınızı etkileyecek herhangi bir kararı bir akşam Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle karar veriyor. Özür dilerim. Bakın, bir şey soracağım. Eğitim... Çok özür dilerim. Bu konu hep böyle tartışılıyor. Bir de şuradan bir bakmanızı rica edeceğim. Son Başbakan Binali Yıldırım ve yine Recep Tayyip Erdoğan partili Cumhurbaşkanı. Binali Yıldırım'ın tek başına almış olduğu bir karar var mıydı? Yani bir başbakanlığı döneminde. Hep bu konu tartışılıyor mesela. Başbakan olsaydı ne olurdu mesela? Denge nasıl değişirdi? Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığı dönemi, Binali Yıldırım'ın başbakanlığı şimdi dönemini şöyle, hatırlayarak. Şimdi başbakanlık işlevsel bir başbakanlık, evet, talep ediyoruz biz. Hı hı. Yani parlamenter, çarkı çalışan, tabii parlamenter sistemde sonu önergesi verdiği zaman bir vekilimizin, hı hı, karşısında muhatabı olduğu ve ona cevap alabileceği bir parlamenter sistemden yani bahsediyoruz. Yani o zaman 2014 yılından bu yana Türkiye'de tek adam rejimi mi var, tabii, diyorsunuz? Tabii ki tek adam rejimi var. Yani gün geçmiyor ki her sabah kalkıyoruz ki bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi imzalanmış bu ülkede. Artık kararnameler birbirine girdi. Kararnamelerle halkın takip etmesi zaten mümkün değil. Evet. Biz siyasiler ancak zor takip ediyoruz yani. Çünkü bir gece bakıyorsunuz Merkez Bankası başkanı değiştirilmiş. Bir gece bakıyorsunuz Merkez Bankası başkan yardımcısı değiştirilmiş. Bir bakıyorsunuz ki Ziraat Bankası başkanı değiştirilmiş. Bir bakıyorsunuz ki Katarlı öğrencilere okuma hakkı, askeri eğitim hakkı sunulmuş. Bir bakıyorsunuz ki o, yani artık ismini sayamayacağımız o kadar fazla Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle karşı karşıyayız ki, ya kime soruyorsunuz? Bakın o zaman ya da bir İstanbul Sözleşmesi veya bir İstanbul Sözleşmesi, sabaha karşı İstanbul Sözleşmesi ile uyanıyoruz. Veya bir bakıyoruz ki artık o kadar tek adamlık rejime gitti ki, bir bakıyoruz ki Ekonomi Bakanı işte Hazine Bakanı Instagram'dan İstifa etmiş gitmiş adam, aylardır kayıp yani. Artık Türkiye Cumhuriyeti gerçekten halkın nezdinde de mevcut hükümetle birlikte güven sorunu yaşamaya başladı artık. Evet. Çok ciddi bir ülkede güven sorunu var yani. Hükümete karşı müthiş bir güvensizlik var. Tek adam rejimine karşı ciddi bir tepki söz konusu ve bu tepkinin de acilen sandıkta sorulmasını isteyen bir vatandaşla karşı karşıyayız. Yani çünkü artık ben yaptım oldu zihniyetinde insanlar bunu istemiyorlar. Bakın bugün her taraftan sıkıntılar akıyor. Geçen iki hafta önce biliyorsunuz, üç hafta önce LGS sınavları yapıldı. Geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz hafta. Liseye geçiş sınavları yapıldı. Önceki hafta, evet. Ondan önceki hafta liseye geçiş sınavları yapıldı. Bakın bu ülkede hala soruların başka kaynaklı, yani daha önceleri FETÖ kaynaklı biliyorsunuz ki çalındığına dair yıllarca iddia etmiştik. FETÖ okullarında bu sorular dağıtılıyor, FETÖ dershanelerinde bu sorular dağıtılıyor diye iddia ettiğimizde, bugün bunu inkar eden hükümet bugün başka bir kanalla, başka bir okul aracılığıyla, bir öğretmen aracılığıyla o kitapçıktaki çıkan soruların aynısı bugün LGS sınavında çıkıyor. Yani ne istiyorsunuz bu milletten? Evet. Ne istiyorsunuz bu gençlerden?
Yazık evet. değil mi? Bu insanların emekleri var. Yıllarca bu sınavlar için mücadele ediyorlar. Hele geldiğiniz dönemden itibaren her sene bu çocukların sınav şeklini değiştirdiniz. Yapboz tahtasına çevirdiniz. Bir de üstüne üstlük soruları çalıyorsunuz. Başka kitapçıklarda aynı sorular çıkıyor. Bu ne büyük tesadüftür ki. Evet. Ve şimdi, bununla ilgili de biliyorsunuz ki soruşturma var. Evet. Şimdi Katar demişken oradan devam edelim isterseniz. Dün Adalet ve Kalkınma Partili gençler Kayseri Adalet Sarayı'na gittiler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında moda olan 1 liralık ya da 1 kuruşluk tazminat davaları açılıyor. 1 liralık bir tazminat davası açtılar. Katar'dan ücretli sınavsız tıp öğrencileri alınacağı haberinin yalan olduğunu ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalancı olduğunu ve fitne karıştırdığını belirten açıklamayla birlikte dava açtılar. Şimdi böyle bir şey var mı sizce? Yani Katar'dan gerçekten sınavsız tıp öğrencileri alınacak mı? Bugünkü Devlet Bahçeli'nin yapmış olduğu açıklamayla örtüştürdüğümüzde bugün de Sayın Bahçeli diyor ki sınavlar kaldırılsın, evet. gençlerimiz ve üniversiteye geçiş yapsın diyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani gençler bakın, sizin hakkınızda dava açıyor, genel başkanınız hakkında ve genel başkanınızı yalancılıkla suçluyor. Bugün de Sayın Devlet Bahçeli tamamen sınavların kaldırılacağını söylüyor. Yani zaten ülkemizde olması gereken yani sınavların kalkması. Hı-hı. Yani çocukları artık birer yarış içerisinde göstermeyelim. Bu çocukların gerçekten psikolojileri bozuluyor. Bir sınavdan çıkıyor diğer sınava gidiyor. Hı-hı. Bir sınavdan çıkıyor diğer sınava gidiyor. Hı-hı. Ve hayatını yıllardır ben bunu iddia ederim. Hayatınızı 3 saatlik bir sınavın içerisine sıkıştırıyorsunuz. Evet. Yani bu çocuğun belki resme meyli mi vardır? Belki spora meyli mi vardır? Belki marangozluğa eğilimi vardır. Neden bunlar keşfedilmiyor ilk orta lise seviyesinde keşfedilmiyor da bir 3 saatlik sınavın içerisinde ve o stresin içerisinde bunu başarmasını sağlamasını bekliyoruz. Bu imkansız tabii ki. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı'nın çok övünüyor ya, her ilde üniversitemiz var, her ilçede üniversitemiz var. Her ilde üniversite var doğru, her ilçede üniversite meslek yüksek okulları var doğru ama her ilde bir o kadar işsiz, her ilçede bir o kadar üniversiteli işsiz mevcut. Yani bu ülkede üniversite açmak marifet değil. Bu ülkede işsizliği önlemek, o istihdamı sağlaman gerekiyor. Şimdi gelelim Katar kısmına. Şimdi ben size gelmeden önce bunun notunu almıştım çünkü bakmıştım kararnameye. Kararnameden bir kısım okuyorum. Sanırım ben Adalet Kalkınma Partili gençlerimize de buradan sevgilerimi iletiyorum. Bence kendi geleceklerini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üst düzey siyasilerin ellerine bağlamasınlar. Biz geldiğimiz zaman onlara kimse ellerine metni tutuşturup bir TL'lik dava açacaksınız diye böyle bir baskı olmaz. Özgürce yaşayacaklar. Kendileri o tazminat davasını açmak isterlerse kendileri açacaklar. Ama bir yönetimin baskısıyla o dava açılmayacak. Birincisi bu. Evet. Bu arkadaşlar için gerçekten üzülüyorum. Evet. Daha iyi günlerde yaşamalarını sağlamak bizim de boynumuzun borcu olsun. En azından biz hükümet olduğumuz zaman, biz bu ülkeyi yönettiğimiz zaman o arkadaşlar da yaşadıkları özgürlükleri ve rahatlıkları gördükleri zaman onlar bize teşekkür edecek. Bir TL'lik davayı da keşke açmasaydık Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na diyecekleri günler yakındır. Bu da hem fikir olalım, bu da bir sıkıntı yok. Şimdi kararnamede şöyle söylüyor. 25.06.2021 tarihli resmi gazetede yayımlanan 4136 karar sayılı milletler arası anlaşma. Katar Devleti ile askeri sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolünde herhangi bir sınav şartı konulmamıştır. Yani bu kararnamede yazıyor. Bu kararnamede diyor ki Katar Devleti ile diyor askeri ve sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü yaptık diyor.
Bu peki, 25 Haziran tarihli kararname. 25 Haziran 2020 tarihli 4136 no'lu karar sayılı evet. kararname. Sayın Kılıçdaroğlu yalancı değil diyorsunuz. Tabii zaman. Ki benim sayın genel başkanım yalancı değil. Bir yalan var mı ortada peki? Hayır, bir yalan yok. Bakın ben size buradan açıkça söylüyorum. Katar Devleti ile askeri sağlık alanında ve eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Peki bu inkar ediliyor. Peki. Hayır, bu kararname. Buna diyorlar bunu, ki mesela Katar'dan sınavsız öğrenci alacağımız bakın, bilgisi yalandır deniliyor. Bakın şimdi siz Katar Devleti ile askeri ve sağlık alanında eğitim ve işbirliği protokolü imzalayacaksınız. Eğitimi nasıl vereceksiniz? Burada şunu yazarsınız. Sınava tabi olacaktır. Şu şartlara haiz olan kişiler şu şartlar altında sınava tabi olacaktır. Diye bir kararname çıkartırsınız. Biz de deriz ki sınav yok deriz. Evet burada yalancı oluruz. Ama bu kararnamede hiçbir şey yok. Herhangi bir sınav şartı konulmamış. Tamam anladım. Ortada bir yalan var ama yalancı biz değiliz diyorsunuz. Yalancı biz değiliz. Yalancı Adalet ve Kalkınma Çıkarttığı Partisi. Çıkarttığı kararnameyi savunamayan, sahiplenemeyen iktidar aynen, mı diyorsunuz? Aynen. Kendi iktidar. Kendileri hani Türkiye Cumhuriyeti içerisinde Kataristan'ı kurmaya çalışan Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet ve Kalkınma Partili bütün üyelerinden tutun da örgütlerine kadar, bakanlarına kadar bu ülkede Kataristan kurmaya çalışıyorlar Sayın Yılmaz. Evet. Şimdi tabii buradan şuna bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan bazı gelişmeler var. Hem olumlu hem olumsuz. İşte Genel Başkan, Kadın Kolları Genel Başkanı bir kampanya başlattı ve 81 ili gezecek. Bu kapsamda Kayseri'ye de geldi. Evet, Yaşam Hak Projesi kapsamında İstanbul Sözleşmesi ve kadına yönelik şiddete tamamen dikkat çeken bir kampanya. Dolayısıyla desteklediğimiz de bir kampanya, bir insan olarak desteklediğimiz de bir kampanya. Ama bir taraftan da merkezi düzeyde yaşanan gelişmeler var. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'nin solculaşamadığı, yani kamuculaşamadığı yönünde iddialar ve bu iddialara dönük olarak, yani daha doğrusu söylemler ve bu söylemlere dönük olarak alınan reaksiyonlar var. İşte bir istifa var biliyorsunuz. İstanbul Milletvekili istifa etti. Evet. Ve Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı. Yine bir iki işte sola yakın olduğu iddia edilen milletvekillerinin Şişli'de bir toplantıları vardı. Ne oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde? Rahatsızlık mı var? Yani neden bu tür gelişmeler yaşanıyor? Şimdi şöyle, ben giden milletvekillerimizin hepsinin yolu açık olsun. Hı hı. Yani şu benim tarzım değildir. Giden gider, kalan sağlar bizimdir. Ha. Benim tarzım değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tarzı değildir. Hı hı. Tabii ki onlar bizlerin oylarıyla seçilmiş insanlardır. Gönül ister ki milletvekilliği süreçleri bitmiş olsun. Hı hı. Bittikten sonra hangi partiye arzu ediyorsanız veya milletvekilliğinizin bitmesine 6 ay kalmıştır da o saatten sonra ben artık tercihimi A partisinde yapmayı tercih ediyorum deseler de aslında hem bizlerin nezdinde hem de halkın nezdinde daha fazla saygınlıklar olurdu. Ama tabii ki onlar da kendince demokratik haklarını kullanıyorlar. Parti içerisinde partiyi eleştiriyorlar. Parti içerisinde eleştirmektense ben gideyim başka bir siyasi partide siyasetimi istediğim şekliyle yapayım diyorlar. Şimdi son zamanlarda evet 3 milletvekilimiz istifa etti. 4 milletvekilimiz istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Yılmaz iktidara gidiyor. Bugün Recep Tayyip Erdoğan bu ülkenin Cumhurbaşkanı bile kabul etmiş bir vaziyette. Bizim iktidara geldiğimizde Millet İttifakı'nın iktidarı olacağının farkında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bakın biz Sosyal Demokrat Parti olduğumuzu her zaman yineleriz. Biz Atatürk'ün partisiyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Altıok'un ilkelerinde her zaman dimdik duran partilerimiz var. Kimisi bu Altıok'un ilkesinden bir tanesini eleştirir. Diğeri diğer oku eleştirebilir. Birisi başka bir oku eleştirebilir. Demokrasi var sonuçta. Demokrasi var bizim partimizde. Tabii ki gönül isterdi ki gitmeselerdi. Bu Altıok'un gölgesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında hep birlikte yol almayı isterdik. Ama maalesef ki dört arkadaşımız kendi yollarını o şekilde tercih ettiler. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi kişiye göre bir parti değildi. Anladım. Yani işte ben daha solcu bir
parti hayal ediyordum veya ben daha ulusal bir parti hayal ediyordum veya ben daha milliyetçi bir parti hayal ediyordum veya ben daha halkçı bir parti hayal ediyordum diye kişilere özel bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı'nda meydanlarda kurulmuş bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi kitle partisidir. Giden arkadaşlarımızın hepsinin yolu açık olsun. Dediğim gibi gönül isterdi ki gitmemelerini, dönemi 27. dönemi kapatmalarını beklerdim. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kişisel bir parti olmadığı için bizim kapımız herkese açık ve biz kitle partisiyiz. Şahıs partisi değiliz, masalarda kurulan bir siyasi parti değiliz, İçişleri Bakanlığı'nda kurulan bir siyasi parti değiliz. Biz savaş meydanlarında kurulmuş bir siyasi partiyiz. Bu tarz sorunlar bizim için her dönemde ufak tefek olmuştur. Bu da sosyal demokrat bir parti olmamız, dikta rejiminin olmamasından kaynaklıdır. Ne mutlu ki bize sosyal demokrat bir parti içerisinde siyaset yapıp giden arkadaşlar da giderken bile eleştirerek gidiyorlar ve biz de onlara yolunuz açık olsun diyoruz yani. Peki, şimdi güncel olduğu için soracağım. Üzerinde durmak zorunda değilsiniz ya da cevap vermek zorunda değilsiniz. Çünkü muhatabı da siz değilsiniz. Sedat Peker, organize suç örgütü lideri, biliyorsunuz ki Türkiye'nin dikkatini çekti. Çok izlenen, çok işte takip edilen birey haline geldi. Milyonlarca insan izliyor. Dolayısıyla birçok kişi diyor ki aslında bizim söylediklerimizin, işte 30 sene önce söylediklerimizin aynısını şimdi söylüyor. Kimi cephe diyor ki daha henüz bir şey söylemedi. Kimi cephe diyor ki ben hiç aldırış etmiyorum diyor. Derken bunu izleyenlerin yapılan işte analizlere göre 3/4'ünün Sedat Peker'e inandıkları yönünde de bir sonuç anketler var elimizde. Evet, evet, evet. Şimdi iktidar cephesinden birçok ismi aslında hedefine aldı, ifşa ediyor. Birçok işte suça dönük iddialarda bulunuyor ama bir soruşturma yok. İşte herhangi bir işte yargı cephesinden bir kıpırdama yok vesaire. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dahil edebilecek bir gelişme kat etti. Ve eski genel başkanınız Deniz Baykal'ı da listeye ekledi ve Deniz Baykal'la ilgili de son ikidir paylaşımlarda bulunuyor. Deniz Baykal cephesinden de açıklama var, işte suç duyurusunda bulunacağız deniliyor. Bu gelişmeleri nasıl takip etmeli, yani nasıl değerlendirilmeli? Şimdi burada bir el var, bu el ister istemez muhalefet cephesini de buraya mı çekmeye çalışıyor ya da nasıl yorumluyorsunuz siz? Şimdi şöyle, Sedat Peker, ben ilk iki... 3 videosunu hiç izlememiştim işin açıkçası yani. İlk başta dikkatimi çekmemişti. Dikkatimi çekmemişti. Evet, konuşuluyordu. Ufak tefek konuşulmaya başlamıştı ama ben 4. videodan sonra dedim ki bir şeyler oluyor. İzlemem gerekiyor. Herhalde bayram dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Oturdum ve tek tek bu videoları izlemeye başladım. Bu ülkenin gündeminde bizim dışımızda veya bizim aklımızın almayacağı veya Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya diğer muhalefet partilerinin aklının ve fikrinin gerçekten ulaşamayacağı noktadaki iddialarla karşılaştık yani. Evet, evet. Şimdi izledikten sonra bu kadarına da pes diyebileceğimiz iddialar. Tabii pes diyebileceğimiz iddialar ve bu iddialardan daha ötesi, bakın biraz önce siz kendiniz söylediniz, daha önceki genel başkanımız Sayın Deniz Baykal. Bugün evinde hasta, rahatsız, biliyorsunuz uzun zamandır. Ne dedi? Çıktı, suç duyurusunda bulunacağım dedi. Değil mi? Hukuki işlemlere başvurdu. Hı hı. Bakın aşağı yukarı 10 video var herhalde, yanılmıyorsam. Evet. 10 videonun içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi veya muhalefet kanadı ile ilgili en ufak bir kısım yok yani. Evet. Bir saniyelik veya 5 saniyelik, evet, bir kısım yok. Evet. Sadece bir tweetten ibaret bir Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanına değinilmiş ve hakkında geçmişte olan iddialardan 2010 dönemindeki yaşanan o kaset, skandalı. Kaset skandalından sonra bir siyasetçi olarak yapması gerekeni yapmış ve toplumun karşısına çıkmış ve o zaman da bakın bugün de aynı eller işin içerisinde. O gün de aynı eller işin içerisindeydi. 2016'da da aynı eller işin içerisindeydi. FETÖ operasyonu diye. Kumpaslar diye üstüne bastıra bastıra bugün açıklamasını izlerseniz kumpas olduğunu söylemişti. Ve bir siyasi kişiliğe yakışır bir şekilde o gün kalktı. 80 milyonun, o günkü 78 milyonun, 74 milyonun karşısına geçti ve istifasını sundu. Yani böyle bugün bir şey olsa diyor, bile herhalde
Cumhuriyet Halk Partisi'nin Yüksek Disiplin Kurulu'nu herhalde çarkı orada çalışır. Ya ve şöyle ki... sabitlenmesi halinde gereği yapılır. Kim yani olursa olsun değil mi? Suçu sabitlenmesi halinde. Tabii suçu sabitlenirse gereği yapılır. Suçu sabitlenirse... Ve bu her kişi hakkında yani genel yani başkan da olsa, genel başkan yardımcılar da olsa. Bizim için fark etmez. Suçu sabitse. Anladım. Sayın eski genel başkanımız, önceki dönemin genel başkanımız Deniz Baykal da bunun açıklamasını yaptı. Suç evet. duyusunda bulundu. Ben şimdi aynı şeyi ben hükümetten bekliyorum. Anladım. İktidar cephesinden onlarca isim var diyorsunuz. Bakın. Kimse dava açmadı diyorsunuz. 10 videonun içerisinde, 10 videonun içerisinde A'dan Z'ye bugün Dışişleri Bakanlığı ile ilgili iddialar var. Bugün İçişleri Bakanı ile ilgili iddialar var. Bugün Amerika'da 250 yıl hapisle yargılanan ve korumasından tutun da beraber kol kola el ele gezdikleri iddia edilen çeşitli şahıs isimleri var. Eski İçişleri Bakanı'nın ismi geçiyor. Ondan sonra eski başbakanın ismi geçiyor. Başbakanın oğlunun ismi uyuşturucu kaçakçılığı ile ilgili iddialar var. Venezuela maske ticareti var. Yani ben bunu dile getirmeyeyim. Venezuela ile maske ticareti var. Suçu gerçekten sabit olan ve iddialarda net olan söylemler var. Ve belgeleri olan söylemler var. İşte... İş adamının 40 defa uçağa Venezuela'ya inmiş kalkmış, inmiş kalkmış, bu net belgeli. Diyorlar ki Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağı 40 defa ne taşıdı? Bunlar belgeli yani, inmiş kalkmış. Keyfi mi, tatile mi gitmiş Venezuela'ya? Hepimiz merak ediyoruz. Veya evet. Venezuela'ya tatile de gittiyse bunun bir faturası olması gerekir. Veya kaldığı otelin yaptığı, aldığı hizmetlerin bir karşılığı olması ve bunun bir ödenmişliği olması gerekir. Bunları ispatlayın. Madem tatile de gidiyor olabilir. Anladım. Yani madem 40 defa gidip geliyorsa bu kadar iddia varken... Neden Türkiye Cumhuriyeti savcıları veya hukuk sistemi devreye girmedi veya iktidar kanadından hiç kimse de bir suç duyurusunda şu anda bulunmuyor? Evet. Yani şimdi, biz bir Cumhuriyet Halk Partili olarak gereğini yaptık. Eski genel başkanımız suç duyurusunda bulundu. İşi hukuka devretti. Biz de aynı şeyleri Sedat Peker'in iddialarını madem öyleyse... Siz de hukuka devredin, bu ülkenin hakimlerine, savcılarına emanet edin. Bu iş hem halk rahatlasın hem de siz rahatlayın. Evet. Temizlenin çıkın, aklanın çıkın yani. Şimdi, şu anda halkın nezdinde tamamen çok kirliler. Evet. Şimdi tabii süremiz daralıyor. Biraz hani net cevaplar veriyorsunuz ama biraz daha kısa cevaplar vermenizi rica edeceğim. Çünkü bir konu var, o konuyu biraz açacağız. Erken seçim tartışmaları var. Önce Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı, çok önemli bir projeye, kampanyayı başlattı. 81 ile dolaşacak ve Kayseri'ye de geldi. Önceki gün Kayseri'deydi. İsterseniz onun programıyla ilgili olarak yaşanan gelişmeler ve buradan mutlu mu ayrıldı, memnun mu ayrıldı, bunu bir değerlendirelim. Güzel. Sonra erken seçim tartışmalarına bir bakacağız. Evet, Yaşamak Projesi'nin tanıtım toplantısıydı. Evet. Sayın Aylin Nazlıaka, Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanımız. 81 vilayeti şu anda geziyoruz. Buradaki kadın erkek ayrımı yapmaksızın bütün vatandaşlarımıza Yaşamak Projesi'ni tanıtıyor. Yaşamak Projesi'nin içerisinde şiddete mağdur kalmış insanların 444'lü bir hattımız var. 444'lü hattan 24 saat CHP Genel Merkezimize ulaşabilirler. Psikolojik destek, ücretsiz psikolojik danışmanlık ve destek hizmeti veriyoruz, evet. Yaşamak Projesi'nin içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesinin olduğu yerlerde sığınma evleri ve korunma desteği sunuluyor. Bunun haricinde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bilgilendirmeler yapılıyor. Bu güzel bir proje, başarılı bir proje. İnsanlara tabii ki gene aynı şeye döneceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesinin olduğu yerlerde, örneğin Doğu ve Güneydoğu'da yaşanan çok ciddi sıkıntılar var. İşte evlilikler, çocuk evlilikleri, şiddetler, istismarlar bize ulaşan biz bu kadınları genel başkanımızla birlikte genel merkez bünyesinde bunlara sahiplenip yeni bir yaşam kurmasını
ve bu yaşamı sağlıyoruz. Evet. Yani İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin nerede belediyesi varsa buralarda iş imkanıyla birlikte yeni bir yaşam kurmasını sağlayan bir proje. Sayın Genel Başkanımız Cuma günü Kayseri'ye geldi. Turizm İl Kültür Müdürlüğü'nde bir yoğunda bir katılımın olduğu bir toplantı yapıldı. Örneğin şu sözünü asla unutmayacağım ve bunu da her yerde tekrarlayacağım. Bir kirpiğin yere düşmesine müsaade etmeyeceğiz. Peki. Kadın olsun, çocuk olsun. Peki, tabii buradaki ana tema İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayrılmış olması. Aynen. Peki, şimdi bir erken seçim tartışmaları, polemiği siyasette aldı başını gidiyor. İktidar cephesi diyor ki ne erken seçimi diyor yani. Biz diyor 2023 yılında seçim yapacağız diyor ve oyumuz %45'lerde diyor. Geçtiğimiz hafta yapılan bir anket var. Ankette %39'lar bandındaydı Adalet ve Kalkınma Partisi. Son ankette baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerinde saydığını ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İşte. Ciddi oranda gerilediğini görüyoruz. Evet. %29'lar bandında. Kararsız seçmen daha artıyor. Şimdi erken seçim neden istiyorsunuz? Yani bugün şöyle bir algı var toplumda. Toplum diyor ki madem diyor ülke ekonomik borç batağında, ekonomik krizde ve Cumhuriyet Halk Partisi yetki almak istiyor, sorumluluk almak istiyor. Ne yapacak? Yani yarın iktidar değişse, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelse bu ülkeyi nasıl yönetecek diyor. Yani bu kaynağı nereden bulacak diyor. Ne yapacaksınız? Yani erken seçimi neden istiyorsunuz? Şimdi, erken seçimi bir kere şöyle, tabii ki biz istiyoruz. Neden istiyoruz? Biz vatandaşın, yurttaşın sesini dinlediğimiz için istiyoruz. Yani toplumda bunu isteyen aslında Cumhuriyet Halk Partisi veya Millet İttifakı bileşenleri değil. Yani bir vitrin değişsin, hava mı değişsin diyorsunuz? Hayır. Bunu vatandaş istiyor. Anladım. Bunu sokaktaki vatandaş, tabii Adalet ve Kalkınma Partililer sokağa, esnafa çıkmadıkları için bunun farkında değiller. Değiller diyorsunuz. Lütfen bizi bu mevcut hükümetten kurtarın. Diyorlar. Biz seçim istiyoruz, sandık istiyoruz diyorlar. Şimdi biz de vatandaşın sözcüsü olarak ekranlarda çıkıyoruz. Diyoruz ki evet vatandaş, bizler seçim istiyoruz. Net bir şekilde. Yani Cumhuriyet Halk Partisi kendi inisiyatifinde seçim istemiyor. Biz vatandaşı dinlediğimiz için, halkın sesi kulağı olduğumuz için ve biz bunu dile getirmek için istiyoruz yani. Bizi isteyen vatandaş. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiğinde neler yapacak? Evet. Bir kere ilk günden bunu Sayın Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında da yinelemişti. Evet. İlk günden bir kere banka kredisi faizlerini kaldıracak, silecek. Hı hı. Borçlarını yeniden yapılandıracak. Bakın bu ülkede milyonlarca insan banka kredisi borcuna batmış bir vaziyette. Çiftçiye desteğini, devlet desteğini, gerçekten devlet desteğini ortaya koyacak. Besiciye devlet desteğini ortaya koyacak. Ücretsiz eğitim. Yani arkadaşların 4+4 sistemiyle değil de gerçekten çocukların verimli bir şekilde yetişebileceği, yaşayabileceği bir okul sistemi, eğitim sistemi getireceğiz. Şeylerde sağlıkta, hani diyorlar ya sağlık ücretsiz, sağlık ücretsiz, sağlık ücretsiz falan değil, siz de biliyorsunuz. Tabii paran kadar sağlık var. Paran kadar sağlık var, aynen öyle. Şehir hastanelerini, sağlığı gerçekten vatandaşın gerçekten hizmetine sunacağımız şekliyle tekrardan dizayn edilecek. Yani Cumhuriyet Halk Partisi geldiği zaman bu halk nefes alacak, rahat bir nefes alacak. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadroları seçim olsa yarın hazır mı? Tabii ki hazır. Peki yerellerde hazır mı? Ya tabii ki hazır. Şöyle ki, bakın bizim il başkanlıklarımız birer belediye başkan adayıdır, namzettir. İlçe başkanlarımız birer ilçe belediye başkan adaylıklarına veya belediye meclis üyelerimiz birer belediye başkan adaylarına namzet insanlardır yani. Veya bir merkez yürütme kurulunda olan arkadaşlarımız birer bakan namzettir. Bakanlığa namzet insanlardır, isimlerdir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadro problemi yok. Bakın bugün İstanbul, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi. İlk 4 aklımıza gelen, daha ondan fazla belediyelerimiz var biliyorsunuz. 11 Büyükşehir Belediyesi bizde. Hiç kadro sıkıntısı yaşanmadı. Çok da liyakatlı kadrolar atandı. Ve şu anda bugün milyonlarca insan diyorlardı ya işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediyeler bataktı biliyorsunuz. Bütün
Adalet ve Kalkınma Belediyeleri batak. Bu yardımlar nasıl yapılacak, nasıl olacak? Bakın nasıl yapıldı. Bir kere israfın da önünü kestik. Biz şimdi, bunu belediyelerden başladık. Şimdi, bunu aynı şeyi hükümette de hükümette de yapacağız ki belediyedeki israfla hükümetteki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki israfı düşünürseniz mukayese bile edilmez yani. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir karar aldı. Başarısız olduğumuz 24 ilde bir çıkarma yapalım, oraların bir nabzını tutalım evet. dedi. Bazı milletvekillerini yetkilendirdi, görevlendirdi ve gönderdi. Doğru. Kayseri de bu illerden bir tanesi. Doğru. Dolayısıyla Kayseri'ye geldiğinde de burada da söyledi. Biz toplumun ayağına gitmezsek, halkın ayağına gitmezsek, halkın sorununu bilmezsek halk bize oy vermez dedi. Bugünkü grup toplantısında da Kayseri'dekinin benzerini Erzurum üzerinden yine söyledi. Halka gidiyor mu Kayseri'deki teşkilatlarınız? Yani halkın sorunlarını dinliyor mu? Yani dinlemiyordu ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çekti. O dikkatten sonra dinliyor musunuz? Yani mesela yarın seçim olsa iktidara geleceğiz diyorsunuz. Peki Kayseri'nin 10 tane milletvekili çıkarma hakkı var. Bu milletvekilleri sayısından kaçına talipsiniz? Şimdi şöyle, Kayseri kendi yerel nezdinde baktığımız zaman il başkanımız, milletvekilimiz, ben, diğer ilçe başkanlarımız olsun. Tabii ki elinden geleni yapıyor. Yani belki görüldüğü kadar başarılı bir süreç geçirilmemiş olabilir. Bakın geçen seçimlerde 2018 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin hakkı 2 milletvekiliydi biliyorsunuz ki. Az bir öyle ikinci bir milletvekilini kaybettik. Bu da sıralamanın o anki azizliğine uğratıldı biliyorsunuz. Saadet Partisi devreye girdi. İl örgütü olarak veya bizler hep birlikte şehrimize %100 sahip çıkıp da bunu engelleyebilir miydik? Bence engelleyebilirdik ama maalesef olmadı. O dönemin o günkü konjektürde o gerekiyordu. Sayın Genel Başkanımız öyle takdir etmişti. Biz de o şekliyle kabul etmek zorunda kaldık. Bu 2018 seçimlerinden bugünkü seçimlere gelene kadar tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde eksiklikleri vardı. Net bir şekilde bende de eksiklikler vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe örgütlerinde de eksiklikler vardı. Ama her gün bunu bir adım daha iyileştirme yolunda çaba sarf etmeye ama CHP yönetimlerinin bunu eleştirme hakları da vardır. Ya tabii ki yani. Eleştirildiğinde işte görevden alma gibi işte ya da bir istibdada uğramak gibi bir şey yoktur. Tabii gerçeği ki. Yoktur. Yani şöyle biz genelde seçim bizim için temel esastır yani. Seçilmiş il başkanlarımız, ilçe başkanlarımızla biz seçim sonucu bitene kadar çalışırız yani. Bizde atama esası olmadığı için tabii ki zaman zaman başarılar, zaman zaman başarısızlıklar göz önünde bulundurulabilir. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri'de çok daha iyi olabilir mi? Evet, çok çok daha iyi olabilir. Şu andaki olduğumuzdan halkın bize bu kadar teveccühü varken bence Cumhuriyet Halk Partisi 100 bin oyluk bir partiye sıkışmış bir parti değil Kayseri'de. Cumhuriyet Halk Partisi %31'lerle Niyazi Bahçecioğlu'nu belediye başkanı yapmış bir Cumhuriyet Halk Partisi var Kayseri'de. Veya ben şu söyleme de katılmıyorum. İşte Kayseri muhafazakar, işte Cumhuriyet Halk Partisi daha sol danslanslı bir parti. Hayır, bunlara katılmıyorum. Kayseri yerli ve milli partiyiz diyorsun. Aynen öyle. Asıl yerli ve milli olan biziz. Katarı satan biz değiliz. Makine kimya endüstrisine anonim şirket yapan biz değiliz. Bugünkü mevcut iktidar. Kayseri'nin şöyle bir durumu var. Buradan Kayserili vatandaşlarıma sevgilerimi iletiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında onlar da bize fazlasıyla destek verecek. Çünkü gönülden bizi destekliyorlar şu anda. Gönülden sandık. Ah bir gelse Cumhuriyet Halk Partisi sandığı bir getirse, bakın biz size bunun hesabını sandıkta nasıl soruyoruz diye şu anda bizi izleyen veya sokakta olan vatandaşlarımız bu anlamda can atıyor. Evet. Bu anlamda ya iyi. Son yapılan 2019 yılındaki yani yerel seçimlere baktığımızda Kayseri'de büyükşehir adayınız yoktu. Merkezden bir evet. tek Melik Gazi adayınız vardı. Sema Karaoğlu adaydı ve orada Millet İttifakı ile birlikte oyunuzu artırdığınızı gördük. 25 yıldır meclislerde bile yoktunuz. Belediye meclislerinde belediye de birçok evet. ilçenin bir belediye meclisinde var. De evet. varsınız. Hatta bir ilçeyi de almıştınız ama onu da iktidar cephesine kaptırdınız. Yani iktidar olacağız diyorsunuz ve toplumun aslında bize getirdiği, bize sunduğu evet. hava bu diyorsunuz. Evet. Bu havayla hareket edersek ne olur peki? Yani sonunda hayal kırıklığına uğrayabilir mi Cumhuriyet Halk Partisi? Hayır. Cumhuriyet Halk Partisi
bu da hayal kırıklığına uğramaz. Yani Türkiye nezdinde hayal kırıklığına asla uğramaz. Yani sorunları iyi tespit ettik, çözümü tabii, de belli çözümü diyorsunuz. Çözümü de belli. Bakın şöyle ki her ay ortalama 2-3 ilde Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi çalışmalar yapılıyor. Sağ çalışmaları da yapıyor işte. Bunun içerisinde milletvekillerimiz var, parti meclisi üyelerimiz var, genel başkan yardımcılarımız var ve yüksek disiplin kurulu üyelerimiz var. Her bölgede işte Erzurum çalışması yapıldı, Çankırı çalışması yapıldı, Kars çalışması yapıldı ve bunların raporlarını Sayın Genel Başkan'a sunduğumuzda, gerçekten o raporları okuduğunuzda siz de göreceksiniz ki, yani keşke okusanız, o beni anlayacaksınız, net bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı net bir şekilde gözüküyor. Çünkü her girdiğimiz esnaftan, her elini tuttuğumuz teyzeden, her pazardaki pazarcıdan, her sokaktaki geçen abladan, her amcadan biz bu intibayı alıyoruz. Net bir şekilde alıyoruz. Yani bu yüzden zaten sandığı da bize yönlendiren vatandaş biz değil. Yani bu sandık gelsin, biz bunlara hesabını soracağız. Sandıkta hesabını soracağız. Siz merak etmeyin. Yani Kayseri'de de aynı şekilde. Bakın o gün Sayın Genel Başkan geldiğinde de çok kısa bir mesafede esnafla görüştük. Yani meydan esnafıyla çalışma yapabildik. Meydan esnafının lütfen artık bizi bu mevcut iktidardan kurtarın dediğini duydunuz. Dediğini duyduk net bir şekilde. Peki. Peki bu esnaf böyle söylerse Sayın Genel Başkanımız da bizler de takdir edersiniz ki erken seçimi isteriz. Ya tabii biz bir siyasetçi bulmuşken tabii halkın büyük çoğunluğunu konuştuk. Sokaktaki esnafı final konuştuk ama biz çiftçiyi, besiciyi konuşmadık. Tabii öğrencileri konuşamadık. Yani öğrencilerin sadece sınav stresinden kaynaklı olarak değindik. Tabii sağlık çalışanları var. Sağlık çalışanlarının işte biliyorsunuz ki yani meslek değil, hastalığı sayısının dedikleri var. İşte 3600 ek gösterge var, EYT'liler var. Hepsi bunların hepsi var. AK Parti ve MHP olayıyla reddediliyor. Geniş bir aslında yelpazede toplamaya çalıştık. Türkiye siyaseti dedik, başlığı böyle açtık. Siz dikkatinizi çekenleri bizlere ulaştırdınız ama Kayseri tabii Anadolu bir şey, Anadolu şehri olduğu için tarım ve hayvancılık ister istemez önemli olan illerden bir tanesi ama artık hayvancılığın olmadığını üzülerek izlemek zorunda kalıyoruz. Maalesef. Şimdi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ilçelere hayvan desteği verecek ama işte merkez ilçeler yok, mesela Talas yok burada ki Talas'ın birçok köyünde çiftçi, besicilik uğraşan vatandaşlarımız var. Çok kısa, yerel yönetimlerin çalışma potansiyellerini, halka dönük hizmetlerini nasıl yorumluyorsunuz? Yani yeterince hizmet verebiliyorlar mı yoksa halk bu hizmetlerden de mi mağdur ediliyor sizin gözünüzde baktığınızda? Ya şöyle, bugün öğrendiğim bir şey var. Sarıoğlan havzasına kuraklıktan dolayı ikinci su, yani baraj suyunun açılmayacağını öğrendim. Evet, belki evet, siz de duymuştursunuz, evet, baraj sularının açılmayacağını öğrenmişsiniz. Ve şu anda insanlar besicilik deyince oraya gideyeceğim. Mısır üretimi. Mısır, su olmazsa mısır olmaz biliyorsunuz. Hı-hı. Ve insanlar mısır üretiminden vazgeçtiler. Evet. Bakın bugün yem fiyatları 60 TL'den, geçen sene 60 TL'den 130 TL'ye çıkmış bir vaziyette. Şimdi bu vatandaş mısırı ekmezse ne olacak? Yem fiyatları gene yemsiz kalacak ve yem fiyatları artacak. Tavan yapacak. Şimdi kuraklığa yapılabilecek bir şey var mı? Şu an için yok. Bu ne yerel yönetimi ne de genel yönetimi bağlar. Yani bu tamamen iklimatik, iklimsel, bizim dünyayı iyi kullanamamamızdan kaynaklı bir sorun yani. Bundan tabii ki yerel yönetimlerinde şöyle sorumlulukları var. İşte organize sanayi bölgesinin havalandırmaların, dumanların, şehrin temiz olmamasından kaynaklı olarak iklimlerin kayması. Bunların hepsi birbirine bağlı olarak net bir şekilde geliyor. Şimdi burada yapılacak şey nedir? Burada yapılacak tabii ki besiciye, çiftçiye devlet desteği gerekli. Hibe. Hibe tabii ki. Şimdi siz bu vatandaşa hibeyi vermiyorsunuz. Hibeyi vermediğiniz gibi bugün Ziraat Bankası geçen seneki faiz oranları çiftçiye verdiği faiz oranı %5'ti sayılmaz. Bu seneki faiz oranı nedir? %13. Artı bir de 5'i var. Bu 5 nedir? Bu 5'te işte masrafıydı, bir takım işte içine vergisi, sigortası vesaire vesaire. Yani toplama baktığınız zaman geçen sene Ziraat Bankası'na vermiş olduğunuz, çiftçiye vermiş olduğunuz %5'lik faizi
Bu sene %18'e çıkartmışsınız. Ha bu arada senin yen fiyatın iki katı artmış mı? Artmış. Veterinerden aldığın ilaçların fiyatları artmış mı? Artmış. Peki bu vatandaş, bu çiftçi nasıl çarkını döndürecek? Nasıl hayvancılığı geliştirecek? Bugün sütün fiyatını 3.2 brüt olarak açıklamışsın. Sütçünün fiyatını açıklamışsın. İlk önce 30 kuruş destek vereceğini söylemişsin. 2.90'dan 3.20'ye çıkartmışsın. Sonra bunu 30 kuruşu tekrardan silip 20 kuruş olarak tekrar destek vermişsin. Yani bugün sütçü mağdur, besici mağdur, çiftçi mağdur. Bakın kuraklık artı insanları perişan etti. Bakın meyve sebze yiyemedik, farkındasınız değil mi bu sene, yani hava şartlarından kaynaklı. Bu çiftçiye destek vermezseniz, bakın bundan önceki senelerde şuna güveniyorlardı, ithal ederiz diye. İthal hayvancılık. Ediliyor da zaten. Ediliyor da, ama bugün Allah aşkına kurun 11 lira olduğu bir ülkede siz bugün nasıl 2500 euroya nasıl hayvan ithal edeceksiniz? 25-30 milyara nasıl bir tane hayvanı, 4 tane bacağı olan bir hayvanı ithal edeceksiniz? Ya yakında etsiz kalacağız yani mevcut hükümetin sayesinde. Gerçekten evet. Artık sosyal politikalarımıza dönmemiz lazım. Kendi sosyal devlet dayına oturmamız gerekiyor. Bunu da yapabilecek olan mevcut hükümet iktidar değildir. Bunu da yapabilecek olan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Yani bir siyasetçi gözüyle vicdanen yorumlamanızı istedik. Bizim de gözümüze takılanlar vardı. Onları tabii soruyoruz. Evet, biz de zaman zaman sokağa çıktığımızda halkın sorunlarla baş başa kaldığını, mağdur olduğunu görüyoruz. Ve ister istemez ülkemiz siyasetle yönetildiği için siyasilerden bir çözüm istiyorlar. Bir imdat çığlığı var. Tabii bu adresi değiştirir mi seçim olduğunu bilemiyoruz. Bu tavrı halkımız gösterecek. Yani çok teşekkür ederiz size. Verdiğiniz bilgiler bizler açısından da son derece önemliydi. Ama umarım bu anlattıklarınızı sokakta da yine halkla buluşarak halkı da rahatlatma açısından bunları da o halka veriyorsunuz kanaatindeyim. Bizi gördüklerinde mutlu oluyorlar. İnanın gerçekten gördüklerinde mutlu oluyorlar. Yani evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yıllarda sahadan kopmuş olduğu bu halk tarafından da biliniyordu, net bir şekilde. Bu gerçekti diyorsunuz. Tabii bu gerçekti. Bu gerçeği şimdi kapatıyor musunuz? Bu gerçeği net bir şekilde genel merkezimizin ve genel başkanımızın aldığı net bir kararla her şehirde, her sokakta, her meydanda birebir, bakın birebir olarak karşılıklı görüşmeler yaparak bu açığı kapatıyoruz. Halktan da bu teveccühü gördükçe biz de çok daha mutlu oluyoruz. Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. İyi değerli izleyenler, diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Gonca Yeldağarhan'ı konuk ettik. Tabii Türkiye'de ve Kayseri'de yaşanan siyasal süreci ister istemez kendisine yönelttik. İç açıcı konulardan bahsetmedi. Hep sorunlardan bahsetti. İyi şeyler olmuyormuş Türkiye'de, siyasetçi gözüyle de bunu anladık. Tabii haftaya başka bir konukla bu ekranlarda buluşmak umuduyla hepinize mutlu akşamlar diliyoruz.